Selamlar herkese, Hançer ben. RimWorld maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Bu bölüm zorlayıcı bir quest yapacağız arkadaşlar. Belki de yapamayacağız, göreceğiz beraber. Geçen bölüm aldığımız 3 yıldızlı ekstrem bir adet quest. Bir adet yakınlardaki kampa gitmemizi istiyor. Ve oradaki raiderları, pirateları, korsanları öldürmemizi istiyor quest. Şu Persona Core ne merak ediyorum açıkçası. O yüzden ikinci opsiyonu seçeceğim. Accept dedim, gitti. Eğer başarısız olursanız ilişkiniz düşüyor bu arada. Quest'i aldınız. Faction ile. Bandit 11 pirate var. Bayağı kalabalıklar ve turret'lar da var diyor. Bakalım haritada neredeler. Okey, çok yakındalar. Güzel, atlara atlayıp gidebiliriz buraya. Yapacağımız şeylerden bir tanesi hızlıca kimin gideceğini seçmek. Hançer gitsin istiyorum açıkçası. Kaç tane atımız var ona da bakmak gerekiyor. 3 tane atım, 4 tane atımız var. 2 tane de ufak at var. Aslında kalabalık gitmemiz gerekiyor. Çünkü 11 kişiyi öldürmek pek de kolay olmayacak açıkçası. Kimleri götürelim? Hançer'i götürelim. Aragorn gelsin. Eowyn gelsin. Legolas gelsin. Frodo'yu alalım. Gimli'yi alalım. Boromir'i alalım. Bayağı bir kalabalık gideceğiz açıkçası. Çok uzakta olmadığı için de hemen bombalayıp geleceğiz diye ümit ediyorum. Bir aksiyon takımı kurduk kendimize. Bakalım 12 kişiyi halledebilecek mi bu aksiyon takımı? Herkes armorlarını giydi sayılır. Çok güzel. Eowyn'in kafasındaki ne? Oo, Marine Helmet varmış. Satın almıştık galiba. Okey, şimdi karavanımızı kuruyoruz arkadaşlar. World'a gidelim. Form karavan diyelim. Buraya gidecek. Bir günde gidiyor yaklaşık. Kimler geliyordu? Armorlı herkes geliyor. Boromir, Gimli, Legolas, Frodo, Aragorn, Eowyn, Hançer. Güzel, 7 kişi yolluyoruz. Koloni biraz savunmasız kalacak ama yapacak bir şey yok. Ve atları da elbette götürüyoruz hızlanmak için. Gandalf'ın atını alalım. 1.1 günden arkadaşlar bir at koyunca 0.6 güne gidiyor. Bir at daha koyunca 0.5 ve taşıma kapasitemiz artıyor sonuçta. O yüzden bir sürü şey taşıyacağımı ümit ederek hamile atları koymamalıyım aslında. Yok, yine arttırıyor kapasiteyi. Bu atların hepsini koyuyorum arkadaşlar. 0. Bizon'u koyarsam efsane taşıma kapasitesi geliyor. Bunu da koydum. Hayvan gibi hayvanları doldurdum. Hayvan gibi hayvanlar ne demekse. Şunu koyabiliyor muyum? Evet, bu atı da koyabiliyorum. Doldurdum arkadaşlar. Ama bu ufak bir av. Av diyorum, hayvan. Küçük hayvan. Okey. Yeterince şey doldurdum bence. Biraz da yemek alalım yanımıza. Saman aldık. Otomatik aldı. Otomatik almasın. Ben bir şeyler daha ekleyeyim. 200 samana çıkaralım. Ne olur ne olmaz. Simple meal. 30 tane alayım. Ya da 20 tane alayım. Hadi 30 tane alayım. Yolda çürürsün. Hiç sıkıntı değil bunlar. Ve ilaç, 14 tane ilaç, hadi 20 tane alalım, garanti olsun diye. Hazırız, 0.4 gün diyor. 4 günlük yemeğiniz var diyor, sıkıntı yok. Sanırım ışık hızıyla gideceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Umarım saldırı yemeyiz bunlar yokken, yoksa en sağlam askerlerimiz yokken darmadağın olabiliriz. Bu arada bu odamız boş kaldı. Burayı neden yıktım açıkçası hatırlamıyorum. Ya, güzel bir şekilde değerlendiririz burayı da. Olmadı yemek odasını büyütebiliriz şuraya doğru. Daha geniş bir yere çevirebiliriz. Çünkü bu kadar kolonist küçücük masalarda yiyorlar. Karavanımız hazırlanıyor arkadaşlar. Bizonumuz da var. Gandalf'ın atı hangisi? Seçemiyorum.
Gimli ne yapıyor? Bitkilerle uğraşıyor. Karavanı toplamıyor musun sen hacı? Gel bakalım. Herkes kaptı bir tane hayvan. Gidiyoruz arkadaşlar. Yüzük kardeşliği maceraya gidiyor. Hançer yürüyerek mi gidiyor? Hadi bakalım. Toplanmak daha uzun sürdü açıkçası gitmekten. World Map'e bakalım. Müthiş hızlı bir şekilde gidecekler diye ümit ediyorum. Hani yarım günde gidiyorlar. Ama orada neyle karşılaşacağız onu bilmiyorum. Transport podla vesaire de gidebilirsiniz de hiç gerek yok. Hem maliyetli hem dönüşü uzun sürüyor. Atları bile koyabiliyorsunuz ama dediğim gibi çok uzağa atacaksanız sadece kullanmanız gerekiyor onu. Ben Faramir'e bir tane silah vereceğim ya. Şu biyokodları takamıyor değil mi? Faramir ne yazık ki range notifikasyon veriyor. Hunter olduğu için melee weapon'la avlanamıyor sanırım. Bir tane daha assault rifle yapalım. Faramir'in elinde silah olsun bir tane. Melee takılmasın. Onun dışında Marine helmetları, armorları da yapmaya devam ediyoruz. Galadriel sağ olsun. Bütün takımı efsane armorlarla dolduracağız. Evet, vardık arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi. Aksiyon başlasın. Shift click mi yapmam? Zoom in diyorsunuz. Bu ne ya cacık? Ben de bir şey zannettim. Küçücük bir harita arkadaşlar. Ne yazık ki menzildeyiz bile neredeyse. İçeriği göremiyoruz. Sanırım içerideler gerisi. Çünkü 12 kişi mi ne diyordu quest'te? Bakalım. 11 pirate diyor. Ben kaç tanesini görebiliyorum? 2 kişim var burada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 tanesi içeride herhalde. Ya da etrafta pusu dan geliyor olabilirler. Turret'ları bile yok. Arkadaşlar çok dandik bu ya. Bakalım. Küçümsemeyelim ama düşmanı. Şuraya ben siper alacağım. Şöyle sağ click'e basılı tutup da dizebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Hadi gidelim yavaştan. Onlar geliyor bize. Orbital bombardment şeyi de getirdim hançerle. Nükleer böyle saldırı yapabiliyoruz da değmez bence. Biz bunları alabiliriz. Sniper'ları var. Bir saniye. Silahları çok iyiymiş. Silahları beklediğimden iyi çıktı. Muhtemelen onların range'indeyiz. Şu anda onların range'indeyiz. Bizi görmemiş olabilirler. Hızlıca yaklaşmak istiyorum. Görmediler galiba. Süper. Çok güzel. Aynı anda sıksak daha mantıklı olurdu ama bir tane indirdik. Sniper'lardan bir tanesini. Armor'ımızdan sekiyor. El bombası var. El bombası var. Geri çekilin. El bombası attı. Kısa kaldı. Şunu indirmemiz gerekiyor. Okey. Şunu indirmemiz gerekiyor şimdi. Siperden çıktık ne yazık ki. Biraz sıkıntı oldu. Bitti quest. Payment. Ödeme geldi arkadaşlar. Bizim base'imize kaç para geldi? Persona Core. Ha, bu zımbırtı geldi. Sen bunu alsın, ne olduğunu bilmiyorum. Çözeceğiz. Yine diğer map'e gitmemiz gerekiyor. Ve saldı merkezi. Salmadım. Daha öldürebiliriz. Biraz yaralanmalar oldu. Gimli'ye bakalım. Ha, hiçbir şey yok. Armored korumuş. Sol kolunda çizik var Frodo'nun. Eowyn'in biraz kanaması var. Aragorn'un biraz kanaması var. Legolas'ın biraz kanaması var. Hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Hiçbir şey yapamamışlar. Şimdi birilerini kurtarmayı çabalayalım mı? Şunların peşini düşelim öncelikle. Öldürmenin çok bir anlamı yok şu aşamada ama. Haydi. Oho indirdik. İndirdik. Sniper düştü ama biocoded. Neyse şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Saldı merkeze. Keyfinize bakın. Şu kapıyı claim deyip
Bunların hepsini claim diyorum. Claim diyorum. Şuraya götüreceğim, içerisine bakmak istiyorum. Herkes yere yatıp uyumaya başladı. Okey. Okey. Şunu içeri sokacağım görmek açısından. Yatak var sadece. Şuraya da sokacağım. Okey, et falan zımbırtılar var. Şimdi neler yapabiliriz? Kurtarmaktan bahsediyordum. Şunun canı nasıl? 5 saatlik bir canı kalmış kendisinin. Mining. Efsane mining'i var. Ama pyromaniac. Ateş yakmayı seviyor. Bunları almıyoruz arkadaşlar. Kalın babanımıza. Çünkü hiç beklemediğim bir yerde ateş yakarlarsa bizi bitirebilirler. Okey, çok da bir şey yok. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu mesela deconstruct yapabilirsiniz. Ve parçalara ayrılacağı için taşıyıp götürebileceğim birazdan. Hoppa, bu malzemeleri. Onun dışında okey gibi arkadaşlar. Yaralılarımız vesaire var. Haydi şeyi bir daha kuralım. Karavanımızı bir daha kuralım. Her şey izin vermek istiyorum. Tamamdır. Beklediğimden kolay oldu ya ekstrem görev. Güzel, çok güzel bir orduyla gittik çünkü. Tekrardan karavanı kur. Buraya geleceğiz. 0.7 gün. Herkesi aldık. Hayvanları aldık. Cesedi almıyorum. Ya da ölmedi ama almıyorum. Travel supplies. Simple meal. Bla bla. Bunların hepsini alıyorum. Sağ tarafa yaptığınızda alıyor değil mi? Medicine'ların hepsini alıyorum. Labrador eti varmış. Bunlar ne yapıyormuş ya? Köpek kesiyorlarmış. Okey, bu şekilde alıyoruz değil mi? Aynen öyle. Component aldım. Hadi çelikleri alalım. Biraz ağır ama kesinlikle taşıyacak kapasitemiz var. Kayaları falan almıyorum. Blokları. Bunları yaparız. Cesetler neden para ediyor? Gerçekten bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yazsın yorumlarda. Kime satıyoruz ki cesetleri? Üstündeki şeyleri falan mı hesaplıyor acaba elbiseleri? Bilmiyorum ama götürmüyorum. Şu salak salak silahları alıyorum, satarım. Machine pistol 220'ye gidiyormuş. Salak değil, efsane silahlar varmış arkadaşlar. Assault rifle var. 2 tane sniper aldık. El bombası aldık. Salak elbiseleri almıyorum. Hiç para etmiyor bunlar. Ve cesetlerin üstünde olduğu için gerçekten para etmiyorlar. Aynen, şunları şunu alabiliriz. Lamba alalım. 2 tane neden olmasın. Dandik yataklar var. Güzel yatak var. Sandalyeydi vesaire. Zımbırtılar. Tamamdır. Almayı düşündüğüm her şeyi aldım. Çıkabilirsiniz yola. Yüzük kardeşi, elinize sağlık. Çıkıyorlar değil mi? Sanırım uyuyorlar şu aşamada. Ya da karavanı kurmaya çalışıyorlar. Malzemeleri topluyorlar. Okey. O da vakit alıyor. Yavaş yavaş gelsinler. Burada ne alemdeyiz? Uzay gemisinin son research'lerini yapıyoruz. Ve uyuşturucu üretimimiz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Persona Core nedir ya? Çok gelişmiş bir bilgisayarmış. Bir makine karakteri, personasıymış. Galiba gemiye yapacağımız şey bu, emin olmamakla beraber. Galadriel çalışma hızı arttı. Çalışsın vallahi, crafting'i götürüyor tek başına. Savaşamıyor ama. Volkanik Winter. Aman tanrım, çok rezalet bir şey olsa gerek bu. Uzaklardaki bir volkan ateş püskürmeye başlamış. Ve kül bulutları atmosferi sarmış. Güneşi kapayacakmış kül bulutları. O yüzden sıcaklık düşecekmiş. Ve bitkiler güneş olmadığı için can çekişecekmiş. Birkaç haftada geçebilir. Çok uzun süre sürebilir dedi. Geçmiş olsun. Anlaşıldı.
anlaşıldı. O zaman hava soğuması çok da sıkıntı değil. Şunlarla ısıtacağız ki bunlar neden çalışıyor? Kapatmam gerekiyor. Şu aşamada gerek yok. Ama ne kadar soğuyacak bilmiyorum. Çünkü sonbahardayız. Aklımızın ucunda olsun. Onun dışında bitkiler... 3000 saman var burada. Bitkiler şey olabilir, sıkıntı yok bence. Yavaş yavaş harcanabilir. İçeride yapabileceğiz diye düşünüyorum hala. %280 hızla büyüyor. Ne yap? Ha, labradorlar yiyor zannettim de taşıyorlar. Elinize sağlık ya. Köpek ordusu kuracağım. Sırf taşıma yapsınlar diye. Yiyorlar da bir yandan çaktırmadan ama. Çılgın tavşan. Trebe bastı öldü. Çılgın tavşana bakar mısınız? Karavan geldi. Hoş geldiniz kahramanlar. Boşaltıverin karavanımızı. Herhalde otomatik boşal. Aynen. Lambalar falan geldi. Lamba getirdim daha oradan. İki tane sandalye vesaire getirdim. Armor'ları çıkarabilirsiniz. Faramir'e tapanca yaptık. Uyansın. Hiç umurumda değil. Shield belt yaptık ya arkadaşlar etrafına. Sanırım sadece melee'lerde çalışıyor. Şu anda taşımasının bir anlamı yok galiba. Emin olmamakla beraber. O yüzden bıraktıracağım bunu açıkçası. Ya da üstünde kalsın şimdilik. Sıkıntı yok. Evet, notifikasyon geldi. Kalkan kullanan da şey var diyor. Bunu düşürttürmem gerekiyor. Zorla giydirmiştim. Çıkar. Düşürttürdüm. Ne oldu? Cold snap geldi. Gerçekten soğudu dışarısı arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şunları açıyorum. Ve iki tane daha inşaat emri veriyorum. Beklediğimden soğuk olacak ve bitkilerin hepsi ölecek arkadaşlar. O yüzden hızlıca bir harvest komutu veriyorum. Şöyle geniş açılı. Burası için de geçer. Burada hiçbir şey yokmuş. Çünkü yok olacaklar eğer harvest etmezsek şu aşamada. Toplamazsak. Şunlar ısıtıcı çalışsın. 30 dereceye çekmeye çalışsınlar koridoru. Onun dışında hançer ne alemde? Nükleer bomba taşıyor o yanında. Hançer şuraya kazmaya gitsin. Çelik çıkarmamız gerekiyor çünkü biraz. Şu ısıtıcıları inşa edebilmek için. Dışarısı -9 oldu. Donacaklar. Hayvanlar ölecek mi acaba? Onu da bilmiyorum. Hipotermiya yiyebilir. Bütün hayvanlar ölebilir. Çünkü kapalı bir alan yapmadık ısıtıcıyla. Ölme ihtimalleri var. Şöyle ısı moduna girelim. Evet, içerisi biraz soğumaya başladı. Şunları iptal ediyorum şu emirleri ki... Hançer oraya gitme ya. Şurayı kaz. Ya da Boromir gidiyormuş. Aynen şurayı kazıp çelik çıkarsınlar. Bir iki tane daha ısıtıcı koyalım. Evet, içerisi oldukça soğuk olmaya başladı. -32 derece oldu. Burası. İlk defa böyle bir şey gördüm. Yani yemek almaya girip parmakları donacak karakterlerin. Müthiş soğuk oldu içerisi. Evet, bitkiler ölmeye başladı. Birazını top çıkarmışlar en azından. Güzel oldu. Komple öldü Cold Snap'ten bitkilerimiz. Hem Volcanic Winter var hem Cold Snap birbiriyle alakalı da olabilir. Ama çok kötü eventler yani dondurucu eventler geliyor. Uyuduk ama içerisi -6 derece uyumamamız gerekiyor.
Kim kazabiliyor? Hançer ya seni. Çok soğuk ama ya. Hançeri buraya yollayacağım. Kusura bakma dostum benim. Gecenin bir yarısı eksi derecede hipotermiye oldu Boromir. Herkes donuyor. Şunları biraz daha arttırmanın mantığı var mı? 40'a çıkarsam. Hançer geri döndü. Dön ya. Gerçekten donacaksın. Ateş yakabilirim içeri. Burası da halı ya. Burayı yakmak istemiyorum. Ha şu odaya yakayım ya. Neden olmasın? Orası bizim ateş yakma odamız olsun. Ya da ısıtma odamız olsun. Neredeydi? Power değildi. Temperature. Kör oldum. Okay. Hançer affet. Kaldırdım. Gimliği de kaldırdım. Şunları inşa edin yoksa bütün koloni eksi derecede donacak. Devam koşum devam. Bitkiler ölüyor. Hançer uyuma. Uyumaman gerekiyor. Sen uyursan herkes ölür Hançer. Devam. Okay. Burası çılgın. hamama dönüşüyor burası. Şu kapıyı açmalarını istiyorum. Hold open diyeceğim. Böylelikle. Ha, bunları da yaktık. Derece dedim. Okay. Boromir'e ne oldu? Frostbite. Oh, çok kötü. Hipotermia serious. Bu çok kötü arkadaşlar. Parmakları falan kopacak. Bu şekilde devam ederse. Çok kötü. İyileştirmemiz gerekiyor şu anda. Ne ara bu hale geldik ya? Ciddi hipotermiyası var. Gidip dinlenebiliyor musun? Rest. Galadriel şuradan geçsin. Kapıyı açsın. Okey. Böylelikle ısı daha hızlı geçecek. Eclipse geldi. Güneş kapandı. Çok zorluyor render beni şu anda. Güneş kapanabilir. Enerjimiz var şu aşamada. Galadriel ne yapıyor? Ateşin üstünden geçiyor. Orada mı takılıyor? Sıcak diye. Boromir gitti. Hançer kalkman gerekiyor. Boromir ile şey yapman gerekiyor. Parmakları kopacak yoksa. Soğuktan. Çenesi ve sol baş parmağı. Kopacak daha doğrusu. Okey. Birazcık ısıttık. Birazcık ısıttık. Köşelerdeki odalar anca ısınıyor. Isınmıyor çünkü şey yapmamışım. Benim hatam tamamen. Hold open diyelim. Ama bir yandan da şunu da yapalım. Labradorlar doğurup duruyor. Halen doğuruyorlar. Eksi 20 derece dışarısı arkadaşlar. Hayvanlar ölmüyor mu? Ölmüyor. Ben soğukta bunlar da hipotermi oluyor zannediyordum. Lütfen olmasınlar. Lütfen olmasınlar şu aşamada. Hastanemiz ne yazık ki halen çok şey. Soğuk. Vakit alıyor sanırım oraya. Gitmesi sıcaklığın. Uzakta olduğu için bir tane daha ateş yakacağım. Ha, hastaneye. Hançer koş. Adam. Ah çok uzaktaymış adam. Eksi 6 derece. Okey birazcık ısınacak orası da. Tamamdır. Çok ürkütücü ya bu eventler. Sıcaklık kontrolünü halen yaratamadım açıkçası arkadaşlar. Şunlardan ve soğutuculardan her yere eklememiz gerekiyor. Böyle çılgın soğukluklarda gördüğünüz gibi bütün bitkiler her şey yok olmaya başladı. Donuyor, her şey donuyor. Yazın yemekler bozulacak, ısınıyor. Durumları ortaya çıkıyor. Kışın donuyoruz, öleceğiz durumları ortaya çıkıyor. Parti yapabilirsiniz Hançer. Neden olmasın? 2 derece. Fena değil. İnsanlar ateş odasına gidiyor sosyalleşmeye. Burası 18-19 oldu. Okey, dağıttık eşit bir şekilde. Disease.
6 kişi. Sensory Mechanoids. Bu aptal hastalık galiba ya, geçen çözemediğimiz. Hipotermia yemiş. Titriyor hançer. Okey, böyle bir hastalık geldi. Herkes acı çekecek. Ama süper insana dönüşüyorlar. %20 acı geliyor. Görmesi, duyması, konuşması %50 daha çok artıyor. İyi mi kötü mü bilmiyorum açıkçası. Bu arkadaşlar zamanla geçen bir şey. İlaçlarımızı bir seviye düşürüyorum. Hasta olanların ilaçlarını. Çünkü sanırım hayvansal bir ilaçla iyileştirmemiz gerekmiyor bunu. Emin olmamakla beraber. Dandik bir ilaçla iyileştiririz gibi hissediyorum. Boromir ne alemde? Her yeri doğumda adamı ya. Kadının ya da her neyse şu anda. Hastanede yatak yetmiyor. Hastanede yatak yetmiyor. Düz yatak koyalım. Şunu taşıyalım. Good kalite. Başka ne var? Good. Bu da good. Şimdilik geçici iki tane yatak koyalım. Slate'den koymayacağım. Tahtadan yatakları koyacağım. Yapacak bir şeyim yok galiba. Wooden bed. Hançer nerede? Parti yapıyorlar. Biraz salayım. Cold Snap halen Volcanic Winter. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Canımızı yakacak bir event arkadaşlar. Bütün en kötü eventler başımıza geldi neredeyse. Volcanic Winter'da asit yağmuruydu bilmem ne. Gerçekten her şeyi görüyoruz. Seni hastane yatağı yaptım. Faramir odasında uyuyor. Şey olmadığı için. Bu da hastane yatağı. Bu da hastane yatağı. Okey, şimdilik oralarda yatsınlar. Evet, acı çekiyorlar. Niye kimse ilgilenmiyor Sam'le? Çünkü uyuyor. Evet, şimdi ne geldi? Notifikasyonlara bakar mısınız? Güneş tutulması var. Cold Snap, Volcanic Winter, Psychic Ship geldi arkadaşlar. Buraya bir tane gemi düştü. Kadınların moralini düşürüyor, motivasyonunu. Gitgide kötüleşecek diye hatırlıyorum. Love'dan çok yüksek seviyelere çıkacak. O yüzden bunu bir an önce yok etmemiz gerekiyor. Yanında da Centipede'ler var. Efsane güçlü bu Centipede'ler. Ve 2, 4, 5 tanesi geldi. Çok güzel. Ne silahları var? Heavy Charge Blaster diye bir şeyleri var. Inferno Cannon var bir tanesinde. Çok çok tehlikeli bunlar. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Biraz götümüzü toparlayalım affedersiniz. Savaş moduna sokacağım. Çünkü bekledikçe daha çok sıkıntılı olacak o durum. Soldier diyelim. Vakit bulduğunuzda armorları giysinler. Aslında iki şekilde yapabiliriz. Bir mortar yağmuru yapabiliriz arkadaşlar oraya. Onu yaptığımız takdirde yanılmıyorsam mekanoidler saldırıya geçecek. Bence mortarla saldırmak en mantıklısı. Bir de dışarıda kapışamayacağız. Cold Snap geçti sonunda. Şunları kapatıyorum. Şunları da deconstruct ediyorum hepsini. Volcanic Winter devam ediyor da Cold Snap geçti en azından. Okey, sıcaklık insani bir seviyeye geldi. Şimdi Psychic Drone efekt etkiliyor hepimizi. Arwen'in motivasyonu yere indi bile. -12. Bir an önce... Aragorn ne yapıyor orada? Manyak mısın Aragorn? Ne yapıyor? Malzemeleri topluyor. Hayır.
Oh my god. İptal, elleme. Forbid diyorum, görmedim. Ama topluyor her türlü. Uyandırmadan şey yapabiliyor mu? Kaçıyor onları gördüğünde. Çok iyi Aragorn. Manyak herif, geri gel ya. Şunu durduracağım. Met Smelt. Okey. Yapmasınlar. Geri gel. Manyak herif ya. Okey. Aragorn'u buna koydum. Hançeri buna koydum. Sam'i buna koydum. Kim var iyi shooting'i olan? Shooting'le alakalı mı bilmesem de. Kimliği de buna koydum. Ve atışı durduralım. Hold fire diyelim. Herkes başına gelsin bakalım mortarın. Yüklesinler. Çok güzel. Süpersiniz. Herkes yükledi mi? Sanırım yüklediler. Save yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu tehlikeli bir şey olacak. 21. bölümün ilk save olsun. Halen load yapmadık hiç. Ama bu sefer biraz tehlikeli olacak. Mortarları seçiyoruz. Buna nişan alacağız. Hold fire kapıyoruz. Bakalım ne olacak. Aynı anda sıktılar. İdare eder. Bunları uyandırdılar. Umarım sabit kalır bunlar. Okey, henüz gelmiyorlar. Bu patlayınca gelecekler arkadaşlar. O yüzden zarar vermek için biraz daha vaktimiz olacak. Oradaki şeylere. Nişanı da biraz sola kaydırdım. Quest geldi ama şu anda bakamam quest'e. Biraz hızlandıralım. Bir posta daha sıktık. Hiç fena değil, hiç fena değil. 400 canı kaldı, 2 darbe. Bunlara hiç zarar verememişiz mortar. Çok kötü. Çok kötü. Bunlar saldırıya gelecek birazdan. Ne yazık ki zarar verememişiz. Bir posta daha sıkacağız şimdi. Arven'in morali çok çok düşük. Arven uyuşturucu kullansın gitsin. Moral arttırıyor mu bilmiyorum da. Bağımlı yapacağız ama. Çünkü savaşabilmesini istiyorum. Git bir tane çay iç, kendine gel. Bir posta daha sıktık. Vurduk galiba. Of çok kötü. Gayet iyi. İdare eder. Bir darbelik canı kaldı arkadaşlar. Arwen, Sem'in de morali çok kötü. Çok çok kötü. Hepsi sapıtacak birazdan. Ne yazık ki. Arwen'in morali ne oldu içince? Güzel, kafası iyi. Acı toleransı azalmış. Mutlu olmamış. Yanlış yanlış uyuşturucuyu verdim. Yanlış uyuşturucuyu verdim. Okey. Kısmet. Bu sefer indireceğim herhalde arkadaşlar. Çok güzel. Hasar aldı. O da çok güzel. Hasar vermek. Ve patlattık. Saldırıya geliyorlar. Evet, şimdi salmam gerekiyor. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ve evet, yavaştan geliyorlar. Canları ne alemde? Hiçbir şey olmamış. Biraz çatlak var. Hiçbir şey yok. Bir gıdım çatlak var. Arkadaşlar her şey %99-92'de. Heh, bu biraz zarar görmüş. Biraz yavaş gelecek bu. Bizim avantajımıza ama çok sağlam bir şekilde geliyorlar. Dolanmaları gelmeleri biraz vakit alacak. O yüzden bizimkiler toparlasın. Ah, Sam sapıttı. Kimli salabilirsin onu. Sam, ne yazık ki kaybettik Sam'i. Belliydi. Keşke ona da bir uyuşturucu yapıştırsaydım. Karnı acıkmış. Başka birini koysaydım mortara.
Yapacak bir şey yok. Bunlar geliyor. Bir tanesi çok geride kaldı. Hala mortarla sıkabilirim bu arada. Yani kasarsam. Bakalım turret'lara güveneceğim. Trap'lere güveneceğim. Okey, yeterince kapıları açık bırak. Kapı koymamışım. Aman tanrım. Bunların hiçbirine basmayacaklar. Hiç gözüme çarpmadı. Herkes uyansın arkadaşlar. Hata üstüne hata. Siper'e gidelim. Ama çok kötü oldu bu. Çünkü Labrador'uma sıkıyor. Labrador'uma sıkıyor. Ölecek Labrador. Çok kötü, çok kötü. Şöyle yapmam gerekiyordu. Yapmadım, ben kaşındım. Hayvanlar için özel bölge yapmam gerekiyordu, köpeklerim için. Animals diyorsunuz. Manage areas. Evcil. Evcil köpek diyelim, yeşil bölge. Ardından okey. Zona gidiyorsunuz. Evcil köpek bölgesi bu. Dışarı çıkmıyor yani. Ve şimdi hangi hayvanı nereye koyacağımı nasıl seçiyordum onu hatırlamıyorum. Ha, buradalarmış. Evcil köpeğe koydum bütün köpeklerim. Şimdi içeri gitmesi gerekiyor en azından. Ama darmadağın oldu tabii ki de. Öldü. Tek attılar Labrador'umuza. Çok üzücü. Kimin Labrador'uydu? Kimsenin değildi. Ama moralimiz düşmüş olabilir. Köpek öldü diye yok. Bağlanırsa birisi köpeğe o takdirde daha çok ölüyor. Şey oluyor, moral düşüyor. Yazıklar olsun ya. Labrador'umu öldürdü. Öcünü alacağız. Efsane silahları var ya. En azından turret'lara sıkıyorlar. Fena değil. Range'de miler? Range'deler. Hiçbirini indiremedik. Onlar da pek vuramıyor açıkçası. Çok kötü. Turret'lar yakında patlayacak. İyi dayandılar ama. Boromir gel bakalım. Çok güçlüler ya. Hiçbir şey olmamış. Ha, bunlar patlayacak bu ikisi. Bu bana mısın demiyor. Evet, bu kadar ateş gücümüz olmasına rağmen bana mısın demiyorlar açıkçası. Bu turret'lar yanmasın. Gimli saldım. Söndürmeye yolladım Gimli. Patlıyor. Hançer çık oradan. Hançer çık oradan. Aman tanrım. Eowyn sen de çık oradan. Söndürmek gerekiyor. Elektrik kesildi arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Kablolar patladı çünkü. Gimli ateşi söndürüyor. Oo, Gimli. Çık oradan Gimli, sen de çık. Çok sağlam turret'larım yanıyor şu aşamada. Aragorn'un zırhı yok. Ne yapıyor orada? Çık 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 Aragorn. Ne patlıyor? Bir şey daha patlıyor. Şu patlıyor. Çok kötü. Şunu söndürebilecek misin Gimli? Gerçekten darmadağın ettiler bizi. Bir tane şurada kaldı. Oh my god. Gimli çekil. Kafasına patladı.
Kendini söndür. Söndür kendini söndür gemine. Gimli neden kendini söndürmüyor? Legolas. Sen söndür. Ölmüyor artık. Ah Gimli'ye lütfen çarpmasın o. Okey bitti. Oh bitti arkadaşlar, terledim. Darmadağın ettiler bizi. Gerçekten darmadağın ettiler. 4-5. Ha bir tanesi yavaş geliyordu. Halen geliyor. Halen geliyorlar. Ah. Saldım herkese arkadaşlar. İşlerini görsünler. Kabloyu çekmek istiyorum. Kablo nereden çekmiştim ki? Paramparça olmuş kablolar. Kabloyu şöyle çekmek istiyorum. Efsane turret gitti gerçekten. Ve halen bir tane daha geliyor. Çok yavaş geliyor ama. Herkesin iyileşmesi gerekiyor. Herkes darmadağın oldu. Neyse birazcık vaktimiz var. Biraz yavaş geliyor. Evet. Faramir kombatta değil miydi ya? Şuradaki malzemelerden çekebileceğiz en azından. Süper. Gimli sen inşa etmen gerekiyor. Çok hastasın biliyorum ama. Canın ne alemde? Aman tanrım. Aragorn! Hayır hayır hayır. Salak salak hareketler yapmakta üstüne yok. Nerede diğer robot? Kafam karıştı. Son makineyi nasıl... Son makineyi atlatmış Aragorn. Herkes çekilsin arkadaşlar. Aragorn sen de ne bok yiyorsun? Çekil. Geliyor sonuncusu. Kaç 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 kaç. Gimli inşaata devam etsin. Çünkü inşa ederse şuna elektrik bağlayacağız turret'a. Siz şuraya kaçın. Frodo ile Legolas halen kapışabilir. Faramir halen kapışabilir. Gimli ne yapıyor? Ateş söndürüyor. Çekil. Çekil. Boromir kapışabilirsin. Gel böyle. Arwen saldım. Abi ateş söndürüyorlar ya. Kapatmam lazım. Basket Gimli sende. Okey siz hastaneye doğru yol alın. Bakalım bu ne kadar sürecek. Frodo ne alemde? O da dayak yemiş. Aa idare eder. Mermiler. Bir şey patlıyor. Frodo'ya çarpmaz herhalde o. Çarpar mı? Yanından sıyırdı. Aragorn Ambrosia yemeğe abanmaya başladı. Darmadağın oldu. Bitirdi. Bitti mi? Bitti. Arkadaşlar terledim. Bitirdi bu savaş bize. Bitirdi. Herkes darmadağın. Sam, Aragorn, Gimli. Yeter. Eventlere bakar mısınız? Yetişemiyorum, yetişemiyorum. Açlık. Sam açlık çekiyor. Kalk besle Galadriel. Ne yatıyorsun ya? Savaşmadığı için Galadriel şey yap. Takılıyor. Aragorn. Evet. Ambrosyaları gömecek. Hançer ne alemde? Fena değil. Kim çok kötü durumda? Okey. Okey, armorlar kurtardı bizi arkadaşlar. Gimli kanlar içinde, her yeri paramparça. Ama yani hayatta. Hop, şey yapmamışım bunları. Salmamışım. Exotic Goods Trader gelmiş. Ne yapabilirim? Hiç umurumda değil. Dışarısı da -5 derece. Halen Volcanic Winter'dayız arkadaşlar. Bakayım, içerisi de soğumaya başladı. Şunları açıyorum. Yine bir donmaya girmeyelim. Aragorn iyileştirmemiz lazım seni. 23 saate ölecek ve şu anda kontrol edemiyoruz Aragorn'u. Umarım kendine gelecek. Yoksa kanaması var şu aşamada. Dövebiliyor muyum Aragorn'u? Kanını temizleyebiliyorum en kötü. En iyi. Hiçbir şey yapamıyorum Aragorn'a. Şu anda çılgın bir şekilde geziyor ve kanıyor. 22 saate ölecek.
21 saati ölecek. Eowyn iyileşti. Gimli iyileşiyor. Frodo iyileşiyor. Aragorn kendine gelmezse ölecek arkadaşlar. Ha yattı. Hançer iyileştir. Rica ediyorum. Okey. Okey. Terledik. Şunu da açın. Şunu da açın. Dondu içerisi. Hey gidi robotlar ya. Darmadağın ettiler bizi. Köpeğimizi öldürdüler. En kötüsü o. Köpeği harcadılar. Ve burada milyon tane şey var. Bunları toplasak güzel olur. Advanced Component falan. Bunları da toplasak güzel olur. Oh, bu tarz şeyleri seviyorum arkadaşlar. Çok stresli ama oyunu keyifli kılan şey açıkçası. Ama gerçekten darmadağın olmanın eşiğindeydik. Herkes yara bere içinde. Şuraya kapı yapmam gerekiyor. Şuraya kapı. Bu bizi bitirdi ya. Şuradaki traplere basacaklardı. Hayvan hastalığı başladı. Bütün hayvanlarımız hastalandı arkadaşlar. Bütün bungalovlar. 16 hayvan. Kim iyileştirecek bunları ya? Plague. Veba çıktı evet. Frodo tek tek iyileştirecek anladığım kadarıyla. Biraz vakit alacak ama en azından doktorluk skill'i katlanacak ya. Başka hançer iyileştiriyor mu? Yok yat sen ya. Sen çok çabaladın gerçekten. Bakalım nasıl yaralanmalar oldu. Gayet iyi. Semalen çıldırmış durumda. Ne yazık ki yamuldu. Acı çekiyor çünkü. Bu hastalık da var bu arada. Çözemediğimiz. Herkes acı çekiyor. Arwen'in de tedaviye ihtiyacı var. Aragorn uyuşturucuya daldı. Okey. Okey. Serçe parmağı kopmuş Legolas'ın. %96 yürüme hızı. Aman tanrım. Okey. Herkeste çok fazla hastalık var ama büyük... Ha Boromir sapa sağlam. Boromir'in hiçbir şeyi yok. Güzel. Devam. Evet. İçeri ayı nasıl girmiş ya? Öncelikle şu kapıları bitirelim. Bu bizi bitirdi. Şuradan geçseler bir iki trepe basarlardı en azından. Avantaj sağlardı bize. Turret'larımız darmadağın oldu bu arada. Hepsi gitti arkadaşlar. Daha çok inşa etmem gerekiyor. Repair yapabiliyor muyuz bunu? Size yapacağız herhalde ama çok vakit alacak. Uranium Turret. Uranium Turret yapalım ya. Range'i de efsane bunun. Şuraya koyalım. Çelik gerekecek ama. Sıkıntı yok. Evet, turret'sız kaldık. Quest gelmiş. Ne quest'i hiç uğraşamam şu anda ama. Skill trainer bla bla. Şu anda uğraşamam onunla. Savunmamızı bir an önce kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Saldırılar devam edecek çünkü. Hayvanlarla ilgileniyor mu kimse? Frodo yetişemiyor muhtemelen. Onlar patlarsa burada havai fişek olacak arkadaşlar. Buradaki her şey patlayıp yanacak. Bu hayvanlar yanıp ölürse orta seviyeye girmiş bazılarında. Frodo da depresyona giriyor. Okey, yavaş yavaş iyileştiriyor ya. Bakalım yetişebilecek mi? Bakalım. Tamire başladık. Hey gidi yüzük kardeşliği. Lütfen biraz event gelmesin. Halen Volcanic Winter var. Bitki büyütemiyoruz. İçeride büyütebiliyoruz bir şeyler. Aragorn neler yapıyorsun sen çılgın adam. Burası halen bitmemiş çok ilginç bir şekilde. Bunu kapattırıyorum ya da açık kalsın neyse. Birileri geçiyormuş. Geçsinler. Hiç umurumuzda değil.
Ha, laboratuvarları açabilirim artık arkadaşlar. Çünkü toplamıyorlar uzaklardaki şeyleri. Unrestricted yapacağım. Köpeklerimizi. Şunu da eğitelim bu arada. Yavaş yavaş. Köpekler şunları toplayacak şimdi. Alanı kısıtlamadığım için. Aragorn'u kastetmiyorum köpekten tabii ki de. Şeyler gelmişti. Orbital Zamazingolar gitmişler. Burada klanları görüyorsunuz arkadaşlar arayabileceğimiz. Bir tanesiyle Kankamsiz artı 42 artı 14 var. Onun dışında diğerleri hep şey. Oldukça negatif raid'e gelenler bize bunlar. Şuraya da ışık koyalım bir tane ya. Neden olmasın? Evet, yine toparladık, yine toparladık arkadaşlar. Armor'ları artık çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Okey, şunları iyileştirebildik mi? Sanırım hepsine yetişmiş Frodo ya. Eline sağlık Frodo'nun. Tavşanlar falan ne yapıyor burada? Tavşanlar, fareler, bunlar ne ya? Zibilyon tane fare birikmiş. Şunların hepsini öldürelim. Ceket yakıyor Rançar. Şunun cebindeki şeyi de bıraktırsak mı ya? 0,2 kiloymuş. Kalsın ya, kalsın. Bir gün lazım olur. Şunun maliyeti nedir? 350-46. Bunun maliyeti nedir? 330-66. İkisi de gayet iyi anladığım kadarıyla. Auto Cannon'la Uranyum. Ama Uranyum gerekiyor onun için bildiğiniz gibi. Var mı Uranyum'umuz? Hangisi Uranyum? 96 tane var. Bir tane daha yapabiliriz. Ama ilk şunu inşa edelim. Tamiratı bir yıl sürüyor ya. Şeylerin, sandbaglerin. Kapıları yaptık en azından. Hatayı bir daha düşmeyeceğiz hataya. Biraz daha traf falan kuralım etrafa. Şuraya kurabilirim aslında. Aynen, basma ihtimalleri var orada. Şöyle koyarsam duvarlar patlıyor, ne yazık ki koyamıyorum. Onun için nereleri kurabilirim? Şuraya kurabilirim. Şuraya mı kursam? Şöyle kurabilirim. Buradan geçerler diye. Olası yerlere kuralım. Toparladık yanılmıyorsam. Aynen, toparladık şimdi biraz. Şu salak hastalık var. Acı çekiyor herkes ne yazık ki. Moral. Eowyn neden halen şey armorla geziyor? Marine armorla geziyor. Nedense soldier kalmış. Okey. Meteor düştü. Silver. Çok güzel. Ama kazmayacağım henüz. Zaten 5000 silver'ımız falan var, para birimi. 4600. Şu aşamada sadece daha tehlikeli bir hedef haline getirecek bizi. Onu yapmak. O yüzden yapmayacağım. Burası savaş alanına döndü. Gerçekten çok çirkin bir hal aldı siperlerimiz. Bumbalıp öldü. Patlama başladı arkadaşlar. Tam da burada ölmüş ve bütün samanlarımız yanıyor şu anda.
Aa, mükemmel, mükemmel. Mükemmel bir yerde. Asamanları yakıyor ya. İnanmıyorum. Evet. Hepsi patlamaya başladı arkadaşlar hastalıktan. Simultane. Dediğim oldu. Ve engelleyemek için hiçbir şey yapmadım. Bir tane daha patladı. Evet. Havai fişek gösterisi demiştim. İşte başladı arkadaşlar. Hepsi patlıyor, yanıyor şu anda. Samanlarımız yanıyor. En güzeli. Şu lütfen samanı söndür. 1200 saman yanıyor. İçeri gir Frodo, içeri gir. Her şey yanıyor. Okey. Fena değil. Başka? Hepsi bu mu random? Hepsi bu mu? Legolas, Frodo yanıyorlar mı? İçerisi mi ısındı? Oh, 300 derece içerisi. Çık 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 çık. Çıkın oradan, çıkın. Ne alemdesiniz? Aa, yanmış, vücutları yanmış. Burn, burn, burn. Nasıl 300 derece? Kapı açık ki. Yanıyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyim yok. İzleyeceğiz yani yanmasını. Çok saçma. Kapı açıkken aşırı hızlı yandı yani içerisi. Demek ki tahtadan yapmayacağız. Benim enayiliğim. Böyle büyük bir kabus ya. Bütün samanlarımız yandı. Evet. İçeri girmezler umarım söndürmek için. Oh, bir tane daha patladı. Her şey patlıyor arkadaşlar. Bütün hepimiz patladık ve yandık şu aşamada. Ya uzaklaşın ya. Herkes uzaklaşsın. Bırakın şurayı. Sal 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 sal. Sal burayı. Her şey patlasın, ölsün oradaki. Yani... Aragorn sen de gel şuraya. Sık hatta şuna. Aman tanrım, neler yapıyorum. Saldım arkadaşlar. Gelin şuraya. Çığırından çıktı çünkü ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hepsi patlayacak, onların yanacak. Aynen. Ateş söndürmeyi hatta 4'e çekiyorum. Söndürmeyin. Ne halleri varsa görsünler. Gerçekten bu kadar bumbalop yetiştirmenin zaten sonu böyle olacaktı. Yani ben kaşındım. 16 tanesi aynı anda şey kaptı ya, hastalık kaptı, inanmıyorum. Bakar mısınız? Ah ah ah. Çok çılgın bir bölüm oldu gerçekten bu. Oralara gitmeyin arkadaşlar. Patlayacak onların hepsi halen. Ançer'in kafasında patladı. Anlatamadım. Şey yapamadım. Tamamen benim hatam arkadaşlar. Yönetim hatam. Herkes lütfen çıksın oradan. Hayvanları da kurtarmayın. Hiçbir şey kurtarmayın. Her şeyi bırakın orada. Hepiniz buraya girin. Yine hayvanları kurtarmaya oraya gidecekler. Yok abi, şey yapamıyorum. Onu da kapamam gerekecek. Gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin. Tamam, şimdi gidebilirsiniz. Şunlar da patlayacak ama. Oh! Müthiş bir bölümdü arkadaşlar bu. Gerçekten müthiş bir bölümdü. Şunları yıkıyoruz. Tahtadan hiçbir şey yok artık. İçerisi 400 derece oldu ya. İyi ki gördüm, yoksa en azından eriyecekti. Yüzük kardeşliği tahta şeyin içinde. Ya nasıl parçalıyoruz? Deconstruct nerede? Şunu parçalayın lütfen. Ya bumbaloplarla diğerlerini de ayrı şeylerde tutmam gerekiyor aslında. Yani hayvanları beraber tutmam benim hatam. Şöyle de kapatın. Çılgın bir bölümdü ya. Zorlayıcı, çılgın bir bölümdü. Ne alemdeyiz? Katlettik ya Yüzük Kardeşliğini. Herkes yandı. Her yerimiz yandı. İnşallah geçecek. Evet, yanıklar kalıcı bir şey. Bırakmayacak umarım. Tamir etmek gerekiyor. Aksi takdirde
hayvanları geri toplayamayabiliriz. Havai fişek gösterisi dedim ve oldu ya. Daha önce de yaşamıştım bunu başka gameplaylerimde, RimWorld'da yine. Oluyor arkadaşlar bu. Bumbalop yetiştirince bu kadar. Çok çok dikkatli yetiştirmek gerekiyor. Hepsini bunları ayrı kenarda bir yer yapmam gerekiyordu. Hatta hasta olduklarını öğrendiğim takdirde ayrı bir alan yapmam gerekiyordu. Uzaklaştırmam gerekiyordu. Yapmadım. Neyse sıkıntı yok. Çatı düştü Boromir'in kafasına. Boromir'in kafasına çatı düştü arkadaşlar. Boynu kesilmiş. 4 saate ölecek. Ne? 4 saate ölecek mi? Kaçar kalk. Çok büyük bir kesik. 3 saate ölecek. Hançer. Haydi. Ah, ucundan kurtuldu. Gerçekten ne çektik ya bu bölüm? Kış. Hard Snow geldi arkadaşlar. Ateşi söndürüyormuş Hard Snow. Ya ciddi olamazsın. Biraz önce neden yağmadı? Kar yağdı ilk defa. Bir şey öldü. Fall, atlarımızdan biri öldü galiba. Aynen. Burada kurt ne yapıyor ya? Kurt saldırmış atımıza. Kurt nereden girmiş? Önünü alamıyorum arkadaşlar. Hiçbir şeye yetişemiyorum şu aşamada. İçeri kurt girdi bir şekilde ve hayvan atımızı öldürdü. Kurtu öldürmem gerekiyor da şu anda ondan da dayak yemek istemiyorum. Züv kardeşliği kap silahı gel. Kurt alıyoruz. Atımı kesti ya. Research yapmışsın. Bravo sen. Bravo. Kurt nerede? Ayı da var burada. Ayı nerede? Bu vahşi hayvanlar nereden girdi içeri? Kurtu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Gözüm burada. Hadi bakalım kurt kardeş. Erittik. Herkes işine baksın. Okey, bunu da hallettik. Sam ne yapıyor? Maden kazıyor, research kalmadığı için. Bir research daha açalım. Uzay gemisinin şeyleri açıldı. Büyük bir kısmı açıkçası. Şunu bitirdik sonunda. Tekrardan geri döneceğiz. Kaos. Kaos oldu burası. Yani birazcık önce kar yağsa arkadaşlar, bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Ama yağmadı. Neyse. Ders oldu bizim için. Aptal aptal oynama ders. Ne alemdeler kolonistlerimiz. Salak hastalık devam edecek. Kalıcı bir şey yok gibi ya. Aragorn niye kanıyor ya? Neyse. Eowyn hipotermia. Nasıl hipotermia yaşıyorsun? Hastaneye bakar mısınız? İçerisi 4 derece. Yaşamaması lazım. Şunlar da çalışıyor. Yaşamaması lazım. Hançer, onu hallet. Bir ricam senden. Şurayı bir temizle ya. Sana yakıştıramıyoruz ama. Aynen, hastane böyle olmamalı. Baş doktorumuz olarak temizlemek sana düşüyor. Her yer bok götürüyor. Bakar mısınız? Faramir yine temizliğe başlayacak arkadaşlar. Arada bir clean'i bir yapacağım. Temizlik yapsın. Ya da clean'i 2 yapalım. Bir çok abartılı. Okey, yavaş yavaş temizlesin. Ya da herkes tutsun ya bir yerin. Yemek yeri de pis. Aynen, herkes ucundan tutsun. Kar doldu arkadaşlar. Güzel. Bayağıdır bitki büyütemiyoruz. Yemek stoklarına hiç bakmıyorum. Bumbalopları yiyeceğiz en azından. Biraz eksilmiş açıkçası yemek. 300 küsür yemeğim vardı.
Varmış hala 300 küsür. Lafımı geri aldım. Bu mekanoidleri niye kimse eritmiyor? Çünkü yetişemiyoruz galiba. Bakalım. Çelik çıkar biraz diye. Çelik çıktı. Okey. Turret'lar ne alemde? Turret. Arkadaşlar bir an önce savunmayı kuvvetlendirmem gerekiyor. Çelik yok. Gerçekten fazlasıyla keyifli bir bölüm oldu. Bu şekilde de devam eder diye ümit ediyorum arkadaşlar. Yamulmanın ucundan geçtik iki kere. Ama Yüzüklerin Efendisi yılar mı? Yılmaz. Buraları nasıl temizleyeceğiz, toparlayacağız bilmiyorum. Ama çiftleştiler bile, sayıları arttı bile. Sıkıntı yok. Tek kaygım bir sonraki bölümde elbette. Burada neler dönmüş ya? Ayı saldırmış galiba. Aynen. Savunmamız arkadaşlar. Çok fazla turret'ımız vardı. Darmadan oldu turret'lar. Bunları inşa etmem gerekiyor bir an önce. Ve çelik artı uranyum vesaire gerekiyor bunlara. Çelik sıkıntısı yaşıyoruz. Çelik için buraya gelip kazması lazım madencilerimizin. Kim var madencimiz? Yeterince yok ne yazık ki. Mine, Boromir. Yani Construct'ı 3'e atalım. Aynen iyileştiği gibi madenciliğe gitsin. Şunu da şimdilik kapayacağım arkadaşlar. Çünkü bunu kazmasınlar istiyorum. Yani gelip bunu kazsınlar istiyorum. Çelik çıkarsınlar. Okey, son olarak da şunlar arkadaşlar bir şey satıyor mu? Muhtemelen satmıyorlar. Cacık bunlar. Ama sen bir yoklasın bakalım. Hiçbir şeyleri yok. Şeyleri yok, paraları da yok, bas git. Güzel. Yavaştan veda ediyorum arkadaşlar. Ben bir soluklanacağım bu bölümden sonra. Bir sonraki bölüm buraları toparlamalıyız, temizlemeliyiz ve kesinlikle savunmamızı kuvvetlendirmeliyiz. Gördüğünüz gibi bütün turret'larla bile o şeyleri, robotları zor indirdik. Daha kuvvetli bir saldırı gelirse ne yaparım bilmiyorum. O yüzden uyanık olmamız gerekiyor. Ve savunmaya kesinlikle abanmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.